Bismillahirrahmanirrahim. O vakit meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu. İki ordunun karşılaştığı gün içinizden arkasına dönüp kaçanlar var ya işte onları işlemiş oldukları bir takım hataları sebebiyle, şeytan kaydırmak istemişti. Allah, yine de onları affetti. Çünkü Allah gafurdur, halimdir. Çok affedici ve müsamahalıdır. Size o haberi getiren adam, şeytanın tekidir. O sizi, kendi dostlarıyla korkutmak ister. Fakat siz, mü'min iseniz, onlardan korkmayın benden korkun mallarını halka gösteriş için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir. Baksana hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse Ey mü'minler! Haydi! Şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Kesin ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur. O şeytana ki, Ya Rabbi, senin kullarından, mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım. Onları bir takım temennilerle oyalayacağım. Onlara, davarlarının kulaklarını yarmalarına emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Her kim, Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz, Besbelli bir ziyana girmiştir. Şan onlara sadece vaatlerde bulunur. Birtakım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki? Allah size kitapta şunu da bildirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe, onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız, siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah, münafıkları da, kafirleri de, cehennemde bir araya getirecektir. Şu kesindir ki, münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın. Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki, felah bulasınız. Şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi? Yerde hareket eden hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan hiçbir kuş türü yoktur ki, sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi, Rablerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır. Bari kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler. Fakat heyhat! Onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları masiyet ve günahları, kendilerine süslemiş, cazip göstermişti. Ayetlerimiz hakkında, alaylı tavırla, münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan bunu sana bir an unutturursa, hatırına geldiği gibi hemen kalk. Artık o zalimler güruhuyla oturma. Sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere, haydi, hürmet için secde edin Adem'e dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu. Söyle bakayım. Sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın. Fakat şeytan onlara, Gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle terkinde bulundu: "Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir." diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. Fakat şeytan onlara gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle terkinde bulundu: "Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir." diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. Ey Adem'in evlatları! Şeytan edep yerlerini açığa çıkarmak için annenizle babanızı üzerlerindeki takva elbiselerini çıkarttırmak suretiyle cennetten uzaklaştırdığı gibi sakın sizi de belaya uğratmasın. Çünkü o da askerleri de sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler. Doğrusu biz, şeytanları, iman etmeyenlerin dostları yapmışızdır. Onlara, kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat. Evet, o adam bu ilme rağmen, o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı. Şeytan da onu peşine taktı derken azgınlardan biri olup çıktı. Eğer ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal ilişince hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu sizi temizlemek şeytanın pisliğini vesvesesini sizden gidermek kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve "Ben" dedi, "Sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum." Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Evladım dedi babası. Sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın besbelli düşmanıdır. Onlardan kurtulacağını düşündüğü arkadaşına, Efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat, dedi. Fakat şeytan, efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf, birkaç yıl daha hapishanede kaldı. Annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz o alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen tam hikmet sahibidir. Hesaplar görülüp iş tamamlanınca şeytan onlara şöyle diyecek. Allah size doğru vaatte bulundu. Ben de size bir şeyler vaat ettim. Ama sözümden caydım. Doğrusu, benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm yoktu. Sadece ben sizi davet ettim. Siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni ayıplamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben, sizin daha önce, beni Allah'a şerik yapmanızı da reddetmiştim. Elbette böyle zalimlerin hakkı, gayet acı bir azaptır. İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı. Allah İblise sen niye secde edenlerle beraber olmadın diye sordu. Benim dedi kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir. Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet, hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir. Allah şöyle buyurdu. O halde, defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet, hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir. Ya Rabbi, dedi. O halde, insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Haydi buyurdu belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. İblis dedi ki, Ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de, dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım. Allah şahittir ki, biz senden önce birçok ümmete kendilerini irşad etmeleri için rasuller gönderdik. Fakat şeytan onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan dünyada olduğu gibi bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır. İmdi Kur'an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise, Rabbine karşı pek nankördür. Söyle okullarıma. Hep, hep, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır. Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam bu mu? Allah sonra şöyle buyurdu onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki? Hani bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin deyince onlar da derhal secdeye kapanmışlardı. Ne var ki iblis eğilmemişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Adem'in evlatları! Onlar size düşman oldukları halde, siz kalkıp, benden ayrı olarak, onu ve onun evlatlarını mı dost ediniyorsunuz? zalimler için ne fena bir bedel ne zararlı bir takas gördün mü dedi o kayanın yanında mola verdiğimizde ben balığı unutmuşum muhakkak ki onu sana söylememi unutturan da şeytandan başkası değildir doğrusu balık çok acayip bir şekilde canlanarak denizde yolunu tutup gittiydi babacığım sakın şeytana ibadet etme çünkü şeytan, Rahman'a isyan içindedir. Babacığım, bu gidişle, o Rahman'dan bile, bir azabın gelip sana dokunacağından, ve senin şeytana hemdem olacağından, ciddi endişe içindeyim. Düşünün ki biz, bir vakit meleklere, Adem'e secde edin, dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis diretti. Ama şeytan ona vesvese verip, Adem dedi. İster misin sana ebediyet, ölümsüzlük ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim? Senden önce hiçbir Resul veya Nebi göndermedik ki, halkının hidayetini umarak gayret gösterdiğinde, Şeytan, onun temennisi hakkında bir vesvese vermek ve ümidini kırmak istemesin. Ama Allah, şeytanın attığı o vesveseyi giderir, sonra da ayetlerini safa sağlam, muhkem kılar. Zira Allah, alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine de Allah'ın bu vesveseye fırsat vermesi, şeytanın attığı vesveseyi kalplerinde bir hastalık, bir şüphe olanlar ve kalpleri katılaşanlar hakkında bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Gerçekten zalimler pek derin bir muhalefet ve düşmanlık içindedirler. Ey iman edenler! Sakın şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki, o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyleri yapmasını ister. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temizleyip arındırır. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Um, zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah! Keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır. Arkasından onlar da o azgınlar da ve topyekün iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. Ne var ki onun da halkının da Allah'ı bırakıp güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar. Musa bir gün halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. İki adamı birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri kendi kavminden, öbürü ise düşmanının kabilesinden idi. Hem düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından bu dedi şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O, gerçekten saptırıcı, açık bir düşmandır. Ad ve Semut halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler, bunu, kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan, onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar, aklı fikri yerinde, açık göz kimselerdi. Kendilerini, gelin, Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince, hayır, biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız. Sadece onlara uyarız derler. Peki şeytan atalarını o alevli ateş azabına çağırmış olsa da mı onların peşinden gidecekler? Hakikaten iblis onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi. Muradına erdi. Mü'minlerden bir kısmı hariç, onun peşine düştüler. Aslında şeytanın, onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak, ahirete iman edeni, o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip, ortaya çıkaralım diye, ona bu fırsatı verdik. Rabbin, her şeyi hakkıyla gözetlemektedir. Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder. Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman. Şimdi iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O, öyle bir ağaçtır ki, cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri, sanki şeytanların başları. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu, diye yalvarmıştı. Lakin, iblis secde etmedi. O kibirlendi, ve kafirlerden oldu. Allah buyurdu. İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun? İblis, ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın, dedi. Allah, defol oradan sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir dedi. Allah, defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir dedi. İblis, ya Rabbi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin dedi. Allah şöyle buyurdu. Haydi sana mühlet verildi. Sen belirli bir vakte kadar izinlisin. İs, öyleyse dedi. Senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlasa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır. İblis, öyleyse dedi. Senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlasa erdirdiğin kullar. Bundan müstesnadır. Allah buyurdu. İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki cehennemi gerek senin cinsinden gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım. Allah buyurdu. İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki cehennemi gerek senin cinsinden Gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra gerisin geri dinden çıkanlara, muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşünmüştür. Böyle meşru olmayan kulisler, müminleri üzüntüye boğmak için şeytan tarafından telkin edilir. Ama Allah dilemedikçe, bu onlara asla zarar veremez. Onun için müminler de yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Şeytan, onların akıllarını çelmiş de, onlara Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın takımıdır. Ve şunu unutmayın ki, şeytanın takımı, ziyan ve hüsrana mahkumdur. Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu ise, tıpkı şeytanın durumuna benzer ki, o, insana, dine inanma, reddet, diye telkin eder. O kendisine kulak verip kafir olunca da şöyle der. Ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım.